Alvin. Ben de senin yanına geliyordum. Hayırdır sultanım? Hayırlı bir iş. Bali Bey hakkında havarislerim var. Adını bile duymak istemiyorum ben onun. Sana yalan söylemiş. Aşk acısı çekermiş. Elini bizzat kendisi söylemiş Gülay'a. Eli eline değmemiş. Sevineyim mi? Artık çok geç. Sakın umudunu yitirme. Elbet bir çıkar yol buluruz. Geldi, buyurun. Bana neden yalan söyledin? Ne yalanı? Her şeyi biliyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Aybüke Hatun. Akşam yanına geleceğim, konuşacağız. Hayır, sakın. Geleceğim. Malkoçoğlu. Ne yapıyorsunuz? Derhal dairenize dönün. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin sen. Tek bir sualim var. Bana sadece doğruyu söyle. Aybüke. Beni seviyor musun? Rica ediyorum, susun. Artık şehzademizin haremi oluyorsunuz. Yarın nişanınız var. Değil bunları konuşmak. Düşünmemiz, hatta hayal etmemiz bile suç. Cevap ver bana. Bunu duymaya ihtiyacım var. Usma. Ne olur bir şey söyle. Söyleyecek bir şey yok. Zira artık faydası da yok. Acı çektirmekten başka bir şey yapmaz bu. Beni sevdiğini biliyorum. Fakat neden yaptın bunu? Neden vazgeçtin bizden? Her şeyden evvel ben bir askerim. Akıncıyım. Şerefim ve onurum için yaşarım. Yüce Rabbimden başka hiç kimseden korkmam. Aşkımdan vazgeçtiysem eğer, bunun bir nedeni var. Kırım'a gitmek için izin istediğinde hünkârımız seni bana emanet etti. Hanedanımızın gelini olacak dedi. O lafı duyana kadar bir ümidim vardı. Zira şehzademizle evlenmek istemiyordu. Her şeyi göze alıp seninle bir hayat kurabilirdim. Lakin... dönüş olmayan bir yoldayız. Beni unutun. Yaşadıklarımızı unutun. Zira ben öyle yapacağım. Nasıl bir kader bu? Birbirimize bu kadar aşıkken nasıl iki yabancı olacağız? Nasıl katlanacağız buna? Gidin artık. Thank you.
Altyazı M.K.